İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün Asala'nın kuruluşunun 47. yıl dönümü. Artsakh'ın Hunşinak köyünün ücretsiz konutları var. Yerinden edilmiş yurttaşları memnuniyetle kabul edecek. Yeni bir cumhuriyetin kurucusu olarak Hrant Dink. Dadivank'a yapılan hac ziyaretleri 9 ay sonra bile gerçekleştirilemiyor. Batı Ermenistan'ın tarihi yerlerini tanıyalım. Cahuk Kalesi. İran'da bir Ermeni kilisesi restore edildi. Japon müzisyenler Arno Babacanyan'ın bestelerini seslendirecek. Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu Asala, 1975-1997 yıllarında faaliyet gösteren bir Ermeni askeri politik örgütüdür. Asala'nın amacı silahlı eylemlerle dünya kamuoyunun dikkatini Ermeni meselesine çekmek, Türk devletini 1915-1923 yıllarında Ermenilere karşı gerçekleştirdiği soykırımı tanımaya zorlamak, işgal altındaki Batı Ermenistan'ı gerçek hak sahibi olan Ermenilere geri vermekti. Asala'nın askeri operasyonları ağırlıklı olarak Türk diplomatlarına, hükümet yetkililerine, büyükelçiliklere, konsolosluklara ve Türk Hava Yolu ofislerine yönelikti. Asala, Ermenilere karşı işlenen soykırıma bize tanık olan ve milletin intikam duygusunu her zaman kendi içinde taşıyan Gurgen Yanıkyan'ı manevi babası olarak gördü. Genel olarak Asala, Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımın tanınmasında büyük önem taşıyordu. Daha sonra savaşçıları Artsakh'ın kurtuluşuna da katkıda bulundu. Artsakh'ın Martuni bölgesinin Hunşinak köyü muhtarı Gamo Mursalyan, köyde 535 kişinin yaşadığını ifade etti. Köy muhtarı, savaşın sona ermesinden sonra yerinden edilmiş iki aile köye yerleşti. Burada yaşamak isteyen diğer ailelere sağlayacağımız ücretsiz konutta 8 evimiz var. Bir köy merkezimiz, bir sağlık ocağımız, düğün salonumuz var. Okula 91 öğrenci gidiyor. Köyde anaokulu yok ama anaokuluna tabi yaklaşık 63 çocuğumuz var. Köyde doğalgaz dağıtımı mevcut, elektrik ve 24 saat boyunca su temin ediliyor diye anlattı. Köy sakinleri çoğunlukla tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hrant, tüm Ermeni, Rum, Süryani, Yahudi ve Kürtlerin eşit sivil haklarını savunduğu için Türkiye'de katledildi. Tıpkı Martin Luther King'in aynı nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde katledilmesi gibi. Taner Akçam, İstanbul. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Artsakh'ın Dadivank Manastır kompleksine hac yolculukları gerçekleştirilemedi ancak din görevlileri orada bulunmaktadır. Artsakh Başpiskoposu Vırtanes Abrahamyan bu konuda şunları aktardı. Ermeni hacılar Mayıs ayından beri Dadivank'a giremiyor. Ondan önce Rus barış gücü askerleri eşliğinde gruplar halinde Dadivank'ı ziyaret ettiler ancak Azeriler yavaş yavaş Ermeni hacıların oraya girmesini zorlaştırdı. Hac ziyaretlerinin yeniden başlamasıyla ilgili üçlü görüşmeler devam ederken bu görüşmeden 3 ay sonra yine de Ermeni hacılar Dadivank'ı ziyaret edemiyor. Dadivank, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin eski Hristiyan manastır komplekslerinden biridir. 9 Kasım 2020'nin ilanından sonra Azerbaycan'ın kontrolüne giren Karvacar bölgesinde yer almaktadır. Batı Ermenistan'ın Gorjayk eyaletinin Cahuk ilçesinde Medzap Nehri üzerindeki Cahuk Kalesi, M.Ö. 11. 9. yüzyıllarda inşa edildi ve sonraki dönemlerde yeniden restorasyonları gerçekleştirildi. Kale, dağın tepesinde uygun bir yerde bulunuyor. Duvarlar taştan yapılmış fakat şimdi yıkılmış durumdalar. Kompleksin kalıntıları kalenin çevresinde surların etrafında yer almaktadır. Kale şimdi bir harabe durumundadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin güneybatısındaki liman kenti bu şehirde bir Ermeni kilisesi restore edildi. Ermeni tapınağının etrafındaki onarım ve temizlik programı sona erdi ve tarihi anıt yakın gelecekte ziyaretçilerine açılacak. Manastırın eski binası, avlusu ve diğer alanları restore edildi. Ayrıca tapınak arazisindeki mezar taşlarının belgelenmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu şehir liman kentinin Ermeni kilisesi şehrin önemli tarihi eserlerinden biridir. Yayında İran birçok kilise, şapel ve tapınağa ev sahipliği yapıyor.
Surp Tadeos, Surp Stepanos ve Zorzor kiliseleri 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde dahil edildi deniyor. Ermeni müzik kültürünün Japonya'da aktif olarak yayılmasına büyük katkılarından dolayı Tokyo'daki Gomidas adlı müzik birliğinin kurucu ortağı yetenekli piyanist Takahiro Akiba'ya Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı madalyası verildi. Bu haber Japonya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından aktarıldı. Büyükelçi Arek Ovanisyan madalyayı Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde Japon müzisyene takdim etti. Görüşmede yakın gelecekte uygulanacak programlar, özellikle Ermenistan Cumhuriyeti ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılı vesilesiyle yapılması planlanan etkinlikler ele alındı. Akiba'nın ve kemancı Keiko Urushihira'nın konseri 13 Mart'ta Tokyo'da gerçekleşecek. Bu çerçevede müzisyenler Arno Babacanyan'ın 100. yılı vesilesiyle ünlü Ermeni bestecinin eserlerini de seslendirecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1875-1909 yılları arasında yaşamış Aşo Civani'nin Ermeni halk şarkısı Sasuna Sar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.